Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Evet, bu videoda Belediye Binası 14 ana hesabımızda geriye kalan son yükseltmeleri gerçekleştirmek için ganimet kasmak istiyorum arkadaşım. Evet, şöyle bir bakalım o kankırım meşhur havanları vardır ya hani onlar bile bitti arkadaşım. Şu tablonun güzelliğine bir bakar mısınız ya? 3 tane havanın yükseltmesi devam ediyor. Sadece ve sadece 10 tane duvarımız kaldı. Onun haricinde ne laboratuvarda ne hirolarda ne hayvan barınağında ne inşaatçı üstünde yapabileceğimiz tek bir hamle bile yok arkadaşım. Bu aralar sağda solda güncelleme haberleri dolaşmaya başladı. Artık belediye binası 14'ün son güncellemeleri mi olur yoksa belediye binası 15 hazırlıkları mı yapıyorlar bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Oyuna böyle tek bir yükseltme bile gelmeden şu üst taraftaki i butonuna tıkladığımda yükseltme yok seçeneğini görmek istiyorum arkadaşım. Umarım benimle beraber bizleri izleyen ve oyuna değer veren keyif alarak oynayan herkese de bir gün bu duygular nasip olur diyorum. Evet inşaatçı üstü de max her taraf max arkadaşım ya yani. birazcık hava atıyorum. E bırakın da atayım ya neler çektik. Oyuna ilk başladığımızda çok geçti arkadaşlar. Yani 2012 yılında çıkmış bir oyun. Biz ne yaptık? 2018 mi? 2019, 2019'da falan başladık sanırım. Hafızam beni yanıltmıyorsa. İşte 2-3 yıl içerisinde hesabı bu hale getirmeyi başardık. Tabi altın biletin falan da baya bir katkısı oldu yani. Yalan olmasın. Şimdi bugün ne saldırıları yapacağım? Altına ve iksire ihtiyacımız var. 70 milyon ganimet lazım bize. Dolayısıyla kara iksire abanmak istedim. Çünkü depolar doluyor taşıyor. Hiçbir şekilde değerlendiremiyoruz. Ee, süper birliklerde de erimiyor o yüzden kraliçe yürüyüşlü binici saldırıları yapacağım arkadaşlar evet <laughs> sabah kahvaltıda yürek yedim o yüzden böyle bir karara ulaştım eğitim iksirini de bastık ordumuz ayaklanıyor ben şimdi güzel bir köy bulayım saldırılarımıza başlayalım sizlerden ricam videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz ayrıca ve son olarak izlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim Pekala efendim dakikalardır köy arıyorum inanır mısınız ganimeti vermiyor. Demek ki e, efsane lige yakın Titan 1 liginde herkes benim derdimle aynı derdi taşıyor. Duvar basacak altın iksiri yok vatandaşların. Elimizde klan kalemizde uçan kışla ve biniciler var merkezi bir binaya. <laughs> bu saldırı yapmak ne kadar mantıklı olacak inanın bilmiyorum ama bir şansımı deneyeceğim. Şimdi şuradan kır ilçeyi bir sallayalım bakalım ne tarafa doğru gidecek. Doğaçlama takılacağım. Hatta şuradan bir tane bebek ejder bırakacağım. Eğer o topu ina indirirse bana yeterli olacaktır. Böyle 3-4 tane hatta 5 beş şifacımın 5'ini de gönderdim. Önden de bir tane mayneşiği patlatıyorum. 3 tane duvar kırıcımız var. Elimiz rahat olacak arkadaşlar. Bebek ejder efsane iş yaptı. Yalnız kraliçe ne hasar yedi be. Lan oğlum yavaş lan lan yavaş lan. Şurada bir ekli cehennem kulesi. Dondur 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 dondur. Tam zamanında. Duvar kırıcı koruyor. Lan Tamam ilk elin günü almaz. ilk saldırıyı yapıyorum muhtemelen o yüzden. Gözümün gördüğünü beynim algılamadı bir an. Duvar kırıcıyı attım. Duvar kırılmadı şaşırdım dedim. Ne oluyor acaba? Kuruyucu alterini dışarı atmış vatandaş. Şimdi ben ne yapayım arkadaş? Her zaman söylüyorum böyle abuk subuk düzenlere saldırmak benim daha çok zoruma gidiyor arkadaşlar. Bak dondurmayı yine kaçırdım. Çıldıracağım ya. Buradan kırılı bıraksam. Bir tane de duvar kırıcı bıraksam tam istediğim şekilde çalıştı. Şampiyona bir kelle avcısı göndereceğim. Kraliçe oradan içeriye bir zahmet gireceksin artık. Girecek girmesine de ölecek ya. Tekli kule öldürecek onu o yüzden 4-5 tane binici gönderiyorum arkadaşlar. En azından kraliçeyi tanklasın istiyorum. Şifacılar <laughs> gerçekten mi? Ya ben bunu hiç akıl edemezdim ya. Çok zekisiniz vallahi billahi. Ya alt tarafı bir video çekmek istemiştim ya. ya. Ne günah işledim kimin ahını aldım da başıma bunlar geliyor anlamadım ki. Türemiz de bir yandan eriyor. Şuradan uçan kışlayı bırakacağım. Valla Allah'a emanet binicileri gönderiyorum arkadaşım. Bu arada bir tane madencinin ne işe yarayacağını e, düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, bazen kalıyor bir tane bina. Biniciler savunmaları indiriyor ya bir depo falan kalıyor. Onun inmesi için e, o madenci güzel iş yapıyor. Bu arada iki yıldızı alabileceğiz mi? Bak öyle bir de ordu seçtim ki kendime. Yani üçlenmezse ganimeti alamıyoruz. Şurada bir iyileştirme atacağım. Koruyucu satış koyma sakın. Aslım özelliğine şu şampiyona bir öfke büyüsü patlatacağım. Binayı ancak o şekilde indirebiliriz. Öteki türlü tek tek alacağız. Ee, Kralım hala daha hayatta. Enteresan bir şekilde bütün madencilerin binanın yanına gittiler ve hepsi kavruldular arkadaşım. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Üst tarafta var 3-5 tane. Gel lavcıların elden çıkartacağım. Şuraya bir tane minyon. Ulan üçlenecek mi yoksa? Ya, üçlenmemesi lazım yani. Çok samimi söylüyorum. Üçlenirse şaşırırım. O kadar... Sıkıntıdan sonra, terslikten sonra koruyucu kaya saçarı alır mı? Nerede? Kelle avcıları depoları indiriyor. Kara iksiri alacağız. Hiçbir ihtiyacımız yok. O yüzden kara iksiri alıyorlar yani. Lan koruyucu şu kaya saçarı vursan ne kadar da güzel olurdu yahu. Ulan canı gıdım be. O gıdım canla ne iş yaptı? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi söylüyorum. Çok berbat bir savaş olması gerekiyordu arkadaşlar. Yani bırak %92 iki yıldızı. Ee, çok düşük yüzdeli bir tek yıldız veya iki yıldız olması lazımdı demek ki binici saldırıları iş yapıyor bakalım ikinci saldırıda tekrardan şansımızı deneyeceğiz pekala efendim ganimet vermeyecek onu anladık en azından şöyle güzel bir saldırı yapmaya çalışalım baya e, ikna edici derecede sağlam ve güzel bir köy çıktı karşımıza bakalım burada sonuca ulaşabilecek miyiz bir tane binici atacağım klan karesi testi yapacağım klan karesi sanırım boşmuş güzel Şimdi şuradan bir tane sinsi goblin bir tane de şöyle şu noktadan bırakacağım. Şuradan kraliçeyi sallayacağım. X yayına yakın noktadan duvar kırıcının marifetiyle beraber kraliçeyi içeriye sokmaya çalışacağım. Bütün şifacılara atmıyorum? Açı çok hoşuma gitmedi çünkü. Hava savunması insin şöyle sola meyilli. Geriye kalan iki şifacıyı da bıraktım. Hali hazırda bir öfke büyüsüne ihtiyacımız var. Bir tane de mayın eşiğe gönder. Eh baba be gerçekten mi? XI'larını dondurmak zorunda kaldım. Kraliçenin özelliğinin gitmesini istemiyorum arkadaşlar. Bunu kaldırabileceğimizi düşünmüyorum. Böyle bir tane daha mayın eşi Ah be hava savunması gerçekten mi ya? ve Bir tane daha öfke attım. Ee, şuradan kralı göndereceğim. Tamam o şifacı ölecekse ölecek de ölmesin abi. O kadar da ölmesin yani. Bir durmadılar ya. Son dondurmamı da kullanmak zorunda mıyım? Hayır biniciler artık alabildikleri kadar alsınlar. Şurada bir duvar kırıcı kullanacağım. Bebek ejderle kralı kaya saçarın olduğu bölmeye zorlamaya çalışıyorum. Tekli kraliçeyi kilitlendi. Dondurmayı yapıştırdım. Öfke kullanalım mı? Çok yersiz olacak. Öfke kullanmak bir işe yaramayacak. O yüzden kullanmamaya karar verdim. Şu kralın özelliğine bir basalım. Kraliçenin özelliğini kullanacaktık her türlü. Bu yüzden öfke büyüsü kullanmadım arkadaşlar. Şuradan içeriye doğru da ufak ufak ana saldırı için hazırlıklara başlayacağız. Son öfke büyümü de kullanıyorum. O kaya saçar inerse ne ala. Evet belediye binasını nasıl alacağız bilmiyorum valla. Dar. Güzel gözüküyor aslında. Çok kötü değil ha onu söyleyeyim yani. Böyle şampiyonla beraber binicileri sahaya sürüyorum. İki tane kelle abisi gönderdim. Rakip kraliçe için. Alan sarı veren savunma yok. Büyücü kulesi için bir iyileştirme kullanabilirim. Güzel. Şimdi dondurmamız yok. Bina uyandı. Ne yapacağız bilmiyorum. Abi nereden gittim de binici saldırısı yapmaya karar verdim anlamıyorum ya. Basmak zorundayım artık koruyucunun özelliğine. Klan kalesindeki biniciler de geldi. Şöyle şurada bir iyileştirme daha kullanıyorum. Rakip kral için kelle avcımız var. bir iki büyücü bir tane balon dikkat dağıtsın. Bina bütün binicileri bir katlettin. Vay vicdansız belediye binası. Krala kelle avcısını da gönderdim. Şampiyonun özelliği duruyor. Dur bakalım. Abi hepsi zehirin içinde ya. Ne kadar iğrenç bir manzara. Ne kadar çirkin gözüküyor. Tam çıldırmalık. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bu saldırıda bir hata yaptık mı? Bence yapmadık arkadaşım. Demek ki neymiş böyle bir orduyla saldırı yapmayacaksın yani. Hayır normal hibrit yap. Neyin ta şeyini, tasarrufunu yapıyorsun yani? Basacaksın 15 tane madenci. Eee? E, i̇ksir tasarrufu yapacağım al sana iksir tasarrufu işte patlarsın böyle <laughs> aslında cadı yapacaktım arkadaşlar full cadı yapacaktım ama malumunuz eğitim süreleri o kadar uzun ki cadıların e, ömrümüzden ömür yer diye binci saldırısı yapmak istedim ama bir türlü becerip de yapamadık bir tane daha saldırıya gideceğim ya girdik bir yola bu saatten sonra pilavdan dönenin kaşığı kırılsın güzel bir 3 yıldız almadan bu videoyu bitirmeyeceğim devam Pekala efendim bu sefer inanıyorum ya. Bu güzel köyü ganimetleri bol olan bu güzel köyü üçleyeceğiz abi. Kraliçe yürüyüşlü binici saldırısıyla ben buradan 3 yıldız alabileceğimi inanıyorum. Sizler de inanıyor musunuz? Muhtemelen hayır diye bağırıyorsunuz. Ekranın başında evet klan karesi boşmuş ne kadar güzel. Şöyle şu noktadan bir adet bebek ejder bırakacağım. Hiç içim bir tane de güdümlü hava mayını testi yapmak istiyorum. Şampiyon yakında ama o kışla inse yeter şahane. Şuradan bir sinsi goblin bırakacağım. Kraliçe. hemen ardından şifacılarım bir adet mayın eşeği ve süper duvar kırıcıyı aldım, bekliyorum. Şampiyona bir tane kelle avcısı atalım. Gayet güzel. Onu rahatlıkla temizliyoruz. Şu noktada bir süper duvar kırıcı kullanabilirim. Koruyucu vursa da e, çalışacaktı gayet güzel. Bir tane daha mayın eşiği atacağım. Öfke elimde bekliyorum. Kullanmam gerekiyor mu? Sanırım evet. Kullanmam gerekiyor. Koruyucu pis vuruyor arkadaş ya. Çok pis vuruyor namussuz ya. Tamam. Şimdi kraliçe o noktadan belediye binasına ulaşabiliyor. Ama bir yandan kaya saçar da vuruyor. Bir öfke bir de dondurma büyüsü kullanmam lazım. Tamam. Sakin dondurma büyüsünün sayesinde kraliçe canını toparlayacaktır. Önce x yayını alırsa çok güzel olacak. Şahane. Binaya ulaşabiliyor değil mi? Evet ulaşabiliyor. Son öfkeyi kullanacak mıyım? Eee, kullanmasam da oluyormuş. Tamam gayet güzel. Unicorn'u kaybettik ama belediye binasını aldık. Kaya saçarı ilerledi mükemmel gözüküyor. Şu son öfke büyüsünü de patlatıyorum. Abi nasıl gitti kraliçenin özelliği ya? İnanılır gibi değil. Tamam. Şuradan kralı sallayalım. Ee, kral burada. Kraliçe alt taraftaymış. Eee, tamam. Şuradan bir duvar kırıcı kullanacağım. Şöyle bir iki tane sinsi goblin. Hemen bir tane daha duvar kırıcı kullanacağım. istediğim noktada çalışmada Dert değil uçan kışla kralın özelliği hemen binicilerle beraber kralı koruyucunun özelliğiyle hayatta tutmaya çalışacağım. Eğer bunu başarabilirsem çok güzel şeyler olabilir. Şampiyon devrede koruyucu geri 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 bastım özelliğine kralı hayatta. Mükemmel. Tekli kuleyi donduracağım arkadaşlar. İki tane kelle avcısı Pekka ölmesin diye dondurdum. Şurada bir iyileştirme büyüsü patlatıyorum. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel, çok güzel kelle avcılarının rakip kralı indirmesi lazım. Son iyileştirme büyüsünü elimde bekletiyorum. Havam pis vuruyor. Şurada kullandım arkadaşım. Dondurmayı da nerede kullanacağım? Tekli nereye kilitlendi? Tamam. 41 saniye sürem var. Şurada son dondurma büyüsünü kullanıyorum. Bir tane daha binici. Ardından büyücüler. işte madenci şu iksir deposunu indirsin diye arkadaşlar. En büyük amacı buydu. Ve sanırım 3 yıldız geldi ya. Efsane bir savaş oldu be kardeşim. Vallahi billahi ben yaptım diye söylemiyorum. Çok güzel bir savaş oldu. Şampiyon özelliğini kullanmaya bile gerek kalmadı yani. O derece efsane bir savaş oldu. Bu yaptığım savaşla gurur duyuyorum arkadaş. Gerçi muhtemelen 99'da kalacağız ama olsun. <laughs> Bak madenciyi görüyor musun? Şu iksir deposuna vurmasa başımıza neler gelecek tahmin edebiliyor musunuz? 99'da kalacaktık arkadaşlar. İşte o madenci bunun için aldım ben orada ya. Ne yaptığımı biliyorum yani. Bakmayın becerip de uygulayamıyorum ama hepsi burada. <laughs> evet, kankırır bir tane 3 yıldız aldı. Artık 3 ay boyunca ben bu saldırıyı konuşurum arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. <laughs> devam. Evet arkadaşlar, devam dedim ama o işler öyle olmuyor. 5014 kupaya yükselmişiz. Saldırı yapmak için efsane ligine katılmam gerekiyor. Ve ben buraya tıkladığım anda 1 saatlik bir bekleme süresinde sokacak bizi. Dolayısıyla saldırı yapamayacağız anlamına geliyor bu da. Ee, yani videonun, affedersiniz videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım keyif almışsınızdır, hoşunuza gitmiştir. Bakalım bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Minimumda 7 milyon altına veya iksiri ihtiyacımız var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.